Yavrum be. Çikolata Park, Kano Park, Motopark bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi parkın bitiş noktası burası. Hemen karşı tarafımız havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı. Hemen üstümüzde sahil otobanı var. Burası müthiş bir yer oldu. Yeni açıldığı için henüz işte bir ay önce falan açılışı yapıldı. Belki bir ay bile olmamıştır. Burada böyle bir yol var. Çok güzel. Şimdi etrafı hızlı hızlı tanıtacağım. Yürüyüş yolu ve bisiklet yolunun bitiş noktası da burası. Gördüğünüz gibi beyaz şeritler yürüyüş yolu. Koyu şeritte bisiklet ve benzeri işte paten, kaykay yolu diye geçiyor. Şimdi böyle en dipten diğer köşeye doğru sizinle beraber bir gidelim. Hemen yan tarafımda gördüğünüz bu havalimanı ile burasının arasındaki su da kano yarışlarının yapıldığı alan. İleride zaten tribünler var ve işte suya iniş rampası falan var. Orayı da hızlı bir şekilde göstereyim. Orada işte hemen yanında kayıkhane var. İlk hatta açılışının yapıldığı gün burada bir kano yarışı falan da yapıldı. Bakın gördüğünüz gibi mis gibi yürüme yolu. Dümdüz. Işıklandırmalar harika. Ortam çok güzel. Seneye buralar çok yoğun olur. Yeni açıldığı için ve hemen önümüzde kış sezonu. Artık yaz şeyi bitti. Mevsimi bitti. Yine de işte akşamları falan yürüyüş yapmaya gelen insanlar tek tük oluyor. Ama yeni yeni insanlar burayı keşfediyor. Bir iki hafta önce de işte bir motosiklet festivali oldu burada ilk defa. Belki de Karadeniz'de ilk defa böyle bir festival olmuştur. Artık her sene düzenli olarak burada bir motosiklet festivali, motosiklet buluşması gibi bir şey yapılacak. Gördüğünüz gibi bakın hemen şu tarafta gördüğünüz dubalar, kanoların falan suya iniş rampası olarak kullandığı yer. İki tane de bot var orada. Şu karşıda gördüğünüz, bakın Kürek Park, Kano Park diye yazıyor. Hemen şurası misafirhane diye geçiyor. Ondan sonra şurası kayıkların, kanoların deposu, hangarı gibi. Kayıkhane diye geçiyor. Bakın burada bir tribün var. İleride bir tribün var. Gördüğünüz gibi ağaçlandırmalar, yeşillendirmeler çok hoş, çok muazzam. Hala yürüyüş yolu devam ediyor ta uca kadar. Bakın şu alanı göstermek istiyorum özellikle size. Bu arada şurada bir giriş var, bir de ileride bir giriş var. Burası motoparkın girişi aslında. Her yerde tuvaletler falan var. Bakın şu alan, gördüğünüz zaten bakın bir tane araba var. İçeriye de girelim. Bu alan kamp alanı diye geçiyor. Mesela bir uzun yol seyahati eden insanlar, işte motosikletiyle gezen insanlar falan uğrasınlar. Burada çadırını atsın, konaklasın, kıyafetlerini yıkatsın, tuvalet ihtiyacını gidersin, banyosunu yapsın, işte mescidi kullansın falan diye böyle burası bir kamp alanı diye düzenlenmiş. Muhteşem, buraya gelip çadırınızı atıp rahat bir şekilde konaklayabilirsiniz. Buralarda böyle prizler, mizler, bir şeyler var. Bunlar gördüğünüz gibi duş, tuvalet yazıyor zaten. Kadınlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Şunlar yani burada kamp yapanların ihtiyacı için tasarlanmış priz gibi şeyler olabilir. Çünkü bakın her alanda var. Nasıl çalıştığına dair bir bilgim yok ama öyle olduğunu düşünüyorum. Velhasıl kamp alanında bu şekilde. Hızlı hızlı devam edelim. Çikolata Park'ın, Kano Park'ın bir tanıtımını yapalım. İşte şu köşede bir yemek yiyebileceğiniz bir alan var ama bu daha önce de vardı. Buraya özel bir alan değil. Şöyle sağdan devam edelim. Bakın böyle küçük spor yerleri yapılmış. Oturma yerleri, banklar. Uçakların kalkışını buradan çok güzel bir şekilde izliyorsunuz mesela gece gündüz. Bakın her yerde tuvaletler var. Yani hiç sıkıntı yaşamasın diye insanlar. Tuvaletler, duşlar. Bakın 1-2-3 tane burada ayrı şey var. Tribün var. Hemen şu tribünün arkasında bakın küçük bir mescit var. İbadetini yapmak isteyen insanlar için. Hemen şurada. Şurası. Bu alan işte yürüyüş yolu falan burada bitiyor. Böyle bir küçük bir köprü gibi bir şeyden karşıya geçiyorsunuz.
İşte bu tarafta işte biraz daha çikolata park. Burada açılmamış mekanlar falan var. Şu yan tarafımız plaj. İnsanlar buraya gelip denize falan girebiliyorlar. Bu parkın da girişi hemen ileride gördüğünüz yer. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Burada şu hemen yanımdaki sıra sıra ağaçlar ta parkın sonuna kadar gidiyor. Ben yaprak fotoğrafını çekip arattırdım. Bir uygulama var Planet diye. Oradan ağacın türünü merak ettim. Oya ağacı diye geçiyor. Zaten böyle uçları tomurcuk tomurcuk. Muhtemelen önümüzdeki ilkbaharda burası, bu cadde böyle boydan boya çiçekli ağaçlarla kaplı olabilir. Burası bir düğün salonu, işte nikah salonu falan. Hatta bir kere burada düğün nikah yapılırken görmüştüm. Yan taraf dediğim gibi çok güzel bir plaj. Orası da hazır. İşte duş kabinleri, can kurtaran şeyleri falan. Muhteşem. Dediğim gibi çikolata parkının girişi burada. Çok geniş, çok büyük. Yani yürüyüş yapmak için ailecek gelinebilecek harika bir yer. İşte burada dediğim gibi açılmamış mekanlar var ama yerleri hazır. Bakın işte şurada Kibele diye bir çikolata kafe var. Muazzam çikolatalar var içeride. Çok güzel. Gelip çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz nezih bir ortam. Şöyle göstereyim burayı da. Arka tarafta oturma sandalyeleri, masaları var. Hem açık hem kapalı. Çikolatalarınızı seçebiliyorsunuz. İşte isterseniz kahve, isterseniz çay vesaire. Böyle pastane tadında ama hakikaten böyle şeyleri aratmayacak cinsten. Zincir kafe dükkanlar olur ya, o kalitede. İşte çocuk parkları bu alanda devam ediyor. Arkada isterseniz yürüyüş yapabiliyorsunuz. Şu parkın sonunu ben bir göstereyim size de videoda. Bakın, bahsettiğim ağaçlar sıra boyunca devam ediyor. Çocuk parkları, yine bir spor alanı var. Burada da parkın bu taraftaki son noktasına geldik. Yine bu şu orta alanda değerlendirilmemiş bir bölge var. Muhtemelen burayı da yıl içerisinde ya da önümüzdeki yıl bir şeyler yaparlar diye tahmin ediyorum. Boş bırakmazlar. Burada da spor yapmak isteyenler için parkın devamında işletmecisi kim, nasıl kullanılıyor bilgim yok. Bir halı saha ve hemen yan tarafında da voleybol ve basket sahası var. Şöyle göstereyim bakın. Muhteşem. Hatta şu inceden bir girelim buraya. Kapı da açık. Burası da basketbol ve file takılırsa şey de hazır. Voleybolda oynanacak muazzam bir yer. Çok güzel. Böylece çikolata park ve motoparkın, kano parkın tanıtımını yapmış olalım. İşte motorcular için, kampçılar için, kano sporu, yelken. Yine yelken şeyi de var burada. Onlar da yapılacak. İşte kafeler, yürüyüş parkurları, jet yolu. Yani muazzam ya. Gerçekten muazzam. Çok kıymetli olacak burası. Çok değerlenecek. Buranın tadını gelin çıkarın. Öyle söylüyorum artık. Buranın tadını çıkarın. Mesela bizim Bulancak'ta, Piraziz'de ya da çevre ilçelerdeki insanların büyük şehire gitmesine hiç gerek kalmadan buraya gelip yürüyüş yapıp değerlendirebileceği bir alan diye düşünüyorum. Yani yürüyüş için uzak bir yere gitmeye gerek yok. Motorlarımız da burada. Ve Kibele. Geniş bir alan. Umarım katılım olur, değerlenir, insanlar buraya ilgi gösterir. Daha fazla burada güzel faaliyetler, etkinlikler yapılır. Bunu görmek isterim. Neredeyse bir süredir her akşam buraya geliyorum artık. Tadını çıkarıyoruz, yürüyoruz. Bazen bisiklet sürdüğüm oluyor. Bazen motosikletle geliyorum, bazen arabayla. Ama zamanla burası çok daha güzel olacak. Böylelikle Çikolata Park ve Kano Park'ın ilk videosunu da çekmiş olayım. Artık burada kimler yelken sporunu yapar, kano sporunu yapar bilmiyorum ama umarım insanlar bol bol buraları değerlendirirler. Görüşmek üzere efendim. Videoyu burada sonlandıralım. Bye bye.